Abdülmecit Efendi, 29 Mayıs 1868 tarihinde Osmanlı Devleti'nin 32. padişahı olan Sultan Abdülaziz'in ortanca oğlu olarak dünyaya geldi. Annesi ise hayranı dil kadın efendidir. Henüz 8 yaşındayken babası Sultan Abdülaziz tahttan indirilince saray içerisinde nispeten kapalı bir hayatı yaşamak zorunda kaldı. Ancak o dönemde tahta olan Sultan II. Abdülhamit, Abdülmecit Efendi'nin eğitimi ile ilgilenerek Yıldız Sarayı'nda yer alan Şehzade Ağa Mektebi'nde sıkı bir eğitim almasını sağladı. Eğitim süresince tarihe ve edebiyata olan merakı ile dikkat çekiyordu. Yeni dil öğrenme konusunda oldukça yetenekli olan Abdülmecit Efendi, kısa zamanda Arapça, Farsça, Fransızca ve Almancayı öğrendi. 1882 yılında kurulan Güzel Sanatlar Mektebi, Sanayi-i Nefisi hocaları ile yakın temasa geçti. Sanat konusunda mektep hocalarından öğrenebileceği her ne bilgi varsa hemen hepsine talip oldu. Osman Hamdi Bey ve Salvatore Valeri'den resim dersleri aldı. Ancak resim konusunda Fausto Zonaro ile hem yakın bir dostluk kurdu hem de kendi resimlerinde Zonaro'nun çizgisini takip etti. Taht adayı şehzadeler sırasında gerilerde sayıldığından zamanının neredeyse tamamını rahatlıkla sanata ayırabiliyordu. İcadiye'de yer alan ve ileride kendi ismiyle bilinecek olan köşkünde sanat üzerine çalışmalar ve sohbetler düzenledi. Bununla birlikte Abdülmecit Efendi günlük hayatında saray geleneklerine de bağlı şekilde yaşıyordu. Tarihler 27 Şubat 1898'i gösterdiğinde Şahsuvar Başkadın Efendi'den oğlu Ömer Faruk Efendi dünyaya geldi. 26 Ocak 1914 tarihinde ise Mehista Kadın Efendi'den kızı Dürrü Şehsuvar Sultan dünyaya geldi. İkinci Meşrutiyet'in ilanına kadar Abdülmecit Efendi köşkünde ailesiyle zaman geçirirdi. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra pek çok sivil ve sosyal kuruma destek verdi ve bağışta bulundu. Hilali Ahmer Cemiyeti yani Kızılay'ın Fahri Başkanı oldu. Ancak sivil ve sosyal kurumlara verdiği destek sanata olan düşkünlüğünü hiç azaltmadı. Özellikle resim ve müzik ile daha da yakından ilgilenmeye başladı. Öyle ki daha o dönemde Türk resim sanatının öncüleri arasına girmeyi başardı. 1909 yılında kurulan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'nin Fahri Başkanlığını yaptı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok sergiye tablolar gönderen Abdülmecit Efendi'nin özellikle Paris'te büyük yıllık sergide sergilenmiş olan tablosu oldukça dikkat çekmişti. Harem'de Beethoven, Harem'de Goethe ve Yavuz Sultan Selim isimli tabloları 1917 yılında Viyana'daki Türk Ressamlar Sergisi'nde sergilenmişti. Çizimlerinde Abdülmecit Efendi'nin en başarılı olduğu alan portreydi. Özellikle şair Abdülhak Hamit Tarhan'ın portresi devrin en önemli çalışmaları arasına girmişti. Oğlu ve kızı için yaptığı portrelerde sanat camiasında büyük takdir toplamış ve meşhur olmuştur. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'nin gazete çıkarma girişimi, Galatasaray sergileri, Şişli Atölyesi'nin kurulması, Viyana sergisi ve Avni Lifij'in Paris'te burslu şekilde eğitim alması bizzat Abdülmecit Efendi'nin desteklediği sanat faaliyetleri arasındadır. Resim kadar müziğe de ilgi duyan Abdülmecit Efendi ilk musiki eğitimini Feleksu Kalfa'dan aldı. Daha sonra Macar piyanist Hegey ve keman virtüözü Karl Berger ile çalıştı. Abdülmecit Efendi'nin ünlü besteci Franz Liszt'in bir portresini çizerek, Liszt'in de öğrencisi olan arkadaşı Hegey'e hediye etmesi, ruhundaki inceliği göstermesi bakımından önemlidir. Aynı şekilde Karl Berger'e kendi ürünü bir beste olan Elge'yi armağan etmiştir. Keman, piyano, violonsel ve klavsen çalan Abdülmecid'in üzerindeki eski Osmanlı Türkçesi ile adının yazılı olduğu 1911 yapımı değerli piyanosu Dolmabahçe Sarayı'nda 48 numaralı odada saklanmaktadır. Çok sayıda bestesi olduğu bilinir ancak eserlerin pek azına ulaşılabilmiştir.